Sesler orada görünüyor mu konuşmalar? Ne kadar garip makineler varmış. Oğlum şey yazıyor orada. Abi sen yönetmen misin oluyor şu an? Şey o reji. Reji mi şu an o? Uzun yıllar sonra. Yıllar sonra. Bir Tepkolik bölümünden merhaba arkadaşlar. Aynen. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Keyifleriniz nasıl? Çok iyi. Heyecanlıyız. Şimdi öncelikle şunu soracağım size. Aynı tarz giyinseniz, aynı saç stilini yaptınız, her şeyiniz aynı olsa insanlar sizi mesela nasıl ayırt edebilir? Küpeler. Ya da abi, bu aynı ben. Tasarım. Aynı tarz ha. Ya. Ben. Evet sen. O bak. Evet. Dur o hiçbir yapmadım. Daha yeni kulağımızı deldirdik. Oradaki kadın kulaklarınız farklı dedi. Evet, çok ayrıntı ama. Ama biz nasıl? Evet. Talia bende 2 cm uzun. Hani ilk kez tanıştığımız bir arkadaş ortamı grubuna aynı anda girdiğimizde herkes diyor ki siz ikisiniz, biz sizi ayırt edemiyoruz ama işte Utku'ya aşina olan bir arkadaş grubuna ben geldiğimde hiç tanımadığım zaman hani diyorlar ki hani senle Utku çok farklısınız hani çok ayırt ediyoruz diyorlar. Birbirinizi tanıyorlarsa hemen ayırt edebiliyorlar. Aynen yani çünkü biraz daha o kişiye odaklanıyorlar ve zaten onun farkı anlıyor yani. Biliyorsunuz ikizlerin birbirlerinin fiziksel acılarını, duygularını hatta düşüncelerini hissedebildiğine dair hikayeler var, bilimsel çalışmalar var vesaire. Biz de bugün sizinle ikizlerin birbirlerini telepatik olarak ne kadar hissedebildiğini test edeceğiz ve sizi 3 tane teste sokacağız arkadaşlar. Zaten arkada sedyemiz olduğu için az çok nasıl bir şey geleceğini tahmin ediyorsunuz. Evet, benim gözlerim yaşardı. Ve ilk testimize başlayacağız. Bir kişinin gönüllü olması gerekiyor. Asere, Talia hanginiz? Ben alayım. Ben alırım. Gerçek o küçük, koca yürekli insan sen misin? Kaç farklı acı? Kaç farklı acı derken? Yani kaç farklı makineye bağlanacağız? Abi bir tane canım. Yani arkada bir şey deneyeceğiz. Ha. Evet sonrasında. Abi, bir şey kaç ikinci şeye bedel? Abi bizim için önemli. Bana hiç sorma. Önemli olan nokta o. Aranızda konuşun. Kim bunu denemek istiyorsa öyle. Abi taş kağıt makas yer mi? Yer. Gel. Tamam odun kafası kardeşim. Hep böyle kaslı olacağım diye taşı vuruyor ya. Doktor kimlik bir şey giydi, eczacı önlüğü giydi. Ne yapıyorsunuz ya? Bunun sonu nereye bağlanıyor? Oğlum tasma var lan. Düşünsene organ mafyası falan. Sevgili arkadaşlar, hazır mıyız? Ben hazırım. Sen hazırsın evet, ben emin değilim. Koskoca milletvekiline yaptığınız harekete bak. Bu hale gibi giriş gelmiş. Belediye başkanları seçim öncesi esnaf turlamasına çıkıyor ya. Onun gibi giymiş gelmiş. Utkan kurbanlık koyun gibi oturuyor. Kafamı eğeyim mi? Şimdi arkadaşlar ilk testimiz fiziksel acı testi. Fiziksel bir acıya maruz kalacaksın. Tamam. Yer değiştirebilirsin zaten. sen de onun yanında durarak hadi bunları atıyorum hissedebiliyor musun? En ufak bir değişim var mı duygu durumunda vesaire? Biraz bunlara bakacağız. Tamam. Gerçekten yaşanmış bir hikayeden yola çıkarak bu testimize uyguluyoruz. Şöyle bir hikayemiz var, gerçek bir hikayemiz var. Elena ve Angela tek yumurta ikizleriymiş. Doğru can. Sen Elena'sın, sen Angela'sın. Elena bir gün gebe kalıyor. İkizli olan Angela da aniden ağır mide bulantısı ve mide krampları yaşamaya başlıyor. Aynı gün test yaptıran Elena hamile olduğunu öğreniyor. Bu durum gibi farklı birçok örnek var. Bizler de bunlardan yola çıkarak arkadaşlar sizlerin birbirinizin acılarını hissedip hissedemediğinizi eğlenceli bir şekilde bugün test edeceğiz. Hemen şöyle bir cihazımızı getirelim. Oğlum çok mutluyum lan. Bir şey söyleyeyim mi? Bence hissetseydi hissederdi abi, kurban olayım. Baksana gülüyor benim yok, bu, kalbime inecek burada. Bizim bak, testimiz bak, gibi değil. Filmut iyi hisset kardeşim. Yok şimdi. Ne garip bir işiniz var tamam yarabbim ya. Belki başka YouTube kanallarında görmüşsünüzdür. Elektrik veren bir cihaz. Farklı seviyeleri var. Hiçbir şekilde bir zorlama vesaire yok. Biz en düşük seviyeden yukarıya çıkacağız. Dur dediğinizde zaten anında duracağız. Dur diye böyle şey yaparsam savunma. Abi çok yukarı takma. Sanki birilerinden daha az acı alacakmışım gibi hissediyorum. Oğlum çok hoşuma gitti bu bölüm. Abi bu sence acı çekecek gibi duruyor mu? Kurban olayım. Bence başlamadan anladık bunu. Aynen. Hiç gerek yok gibi duruyor şu abi an. Abi sen bakma. 30 dereceyle başlayacağız. Sonra 50 derece, 70 ve 90'a çıkacağız. 99 zaten son nokta. İsterse Utkan 99'da veririm en son. Bence olmayacak. Yok yani olmayacak. Hiç vurma yani. Hiç. Evet sıradakine geçiyoruz abi. 15 veriyorum. Verdin mi sen şu an? Verdin değil mi? Verdin. Vermesene. Veriyorum oğlum. Ne yapıyorsun? Nasıl? Abi sanki iğne batırıyorlarmış gibi bir his var, çok garip bir şey. Tamam. Abi arttır. Oğlum sen nasıl kardeşsin ya? Aa! Onu denedim. Evet yalandan yaptım. Hiç tepki vermedim. Bu kadar fake bir şey ben de gördüm. Aa! Çok acı. Acımadı değil mi? Aa!
tamam bir şey yokmuş bunda ya. İyi mi? Acılıyor. Aa falan diye sen bak. Arada şöyle falan yap. Sen basıyorsun keyfine göre yapma. 3 kere bastı. Hazır mısın? Emin tut. Emin değilim. Geçmiyor ya. Hem acıyor hafifletir belki biraz. Aniden verdim. Evet. Hazırdı. Bir daha yapma bakışını gördüm. Kötü değil. Ay ay. Garip bir insan o değil mi? Ama elektrik. Nasıl bir yerden vermişsen bir bacağımı versen hoşuma gider bu arada bu benim. Hani kolda acı fazlaymış gibi. Hmm. Basıyorum. 3, 2, 1. Bastım çektim. Tamam. Ecem burada ya. bence bir şey diyeyim mi? Kız arkadaşım burada diye sen kendini tutuyor musun? Yok da aşkım gelse o da üzülür yani. No, acıdı birazcık galiba. Hissettin mi? Yok, elimi sıktın için acıdı benim. Kızım senin keyfin bu kadar iyi değildi ya. Elektrik verdiği için acıdı. Kendine geldi. Gerçekten. Tepki almak istiyorum ondan. Benim canım şöyle acıyacak. Elimi tutuyor ya böyle çok. Ha, sıkıyor mu? Evet. Arttırıyorum. Geliyor, artık bir şeyler geliyor. 70'e doğru geliyoruz. Biraz artık acı seviyesi evet, ekstremlere. Evet, 50'den 70'e çıktıysak bir şeyler olacak kesin. Basma yap. Aa. Çok hoşuma gitti. Ama sen hiç etkilenmedin lan. Niye etkilenmedin? Gitti vallahi hoşuma gitti. Bir daha basana. 3, 2, 1. Tamam bu acıttı. Bana gelmedi bir şey. Bu kaçtı. Bu yetmiş. Bir daha bir mutku gelmediyse. Acıdı. Acıdı. Hissettim. Ya, tam bir vurdu. Tamam. Çok kısa vereceğim. Bıraktım. O acıdı bence bayağı. Evet acıdı. Hissettin mi? Üzüldüm. Üzüldüm dediğiniz abi gerçekten. Ama gibi. Böyle bir şey olamaz. Gülerek üzüldüm diye. Ben sıralı gerçek. 99 arkadaşlar. En ekstremine. Ben ağzımı da kapatayım anlamasın yaptığımı. İstediğin gibi bağırabilirsin. Radın tam bir şey yapıyor. Aa çok zevkli. Bir daha Allah'ını seviyorsan bir daha. Abi ya. Sen manyak mısın? Abi parmağım böyle oldu. Yemin ediyorum bak bir dene kurban olayım dene. Dene çok güzeldi. Gel sen de dene. Oğlum canın acımıyor mu senin? Acıyor ama. Yüzün kıpkırmızı oldu. Utku sen de konsantre ol. Böyle gözlerini kapat. Kardeşini düşün. Oh tamam. Vallahi iyi. İyi misin? İyiyim. 90 burada. Eğlendim. Evet, ters etki yaptı diyebiliriz aslında yani. Evet. Çok ciddi acısaydı herhalde anlardım ona göre. Bence daha çok üzülürdüm. Evet evet. Şimdi Burak 2 saat durdu kıs gülüyorsun. Yani çok zevk aldım çünkü. Hani burada mesela olay şey ya hani acaba hissedebilecek mi? Var mı böyle bir kolunda abi, bir şey? Abi yemin ediyorum odaklanmaya da çalıştım ama hiç umurumda olmadı yani. Evet, daha çok gülme. Kardeşinin içinde bulunduğu durumdan keyif alma. Ya, bu da keyif alıyor ki. Ya işte Allah belanı vermesin adam. Niye gaza getiriyor çocuğu? Lan bir şey yapıyor adam bir şey yapıyor. Tamam bitti. Bir daha bastık bir tane son bir tane. Oğlum sen tövbe estağfurullah basıyorum. Ah, son. Bak bir daha gel. Ah mı? Bak dene. Ya bu test tabii çok ütopik bir test. Yani birincisine fiziksel bir şey olacak da ikiz onu hissedecek falan zaten böyle beklentimiz zaten yoktu. Olmadığını da biraz kanıtlamış olduk. Evet. Yani empati yapabilen birinin için acıca aşk yani fiziki bunun değil. İçin ikiz olmaya gerek yok. Hani fiziki bir şey her zaten olmaz insan, yani. Her vicdanlı insan. Aynen Burak gibi bunu gülmüyor. Oğlum ben niye iyi duruyorsunuz ya? Ya da iki kere basmıyor falan dedim. Toparlarsak arkadaşlar. Ne olur buna takalım bir kere bak Allah aşkına. Tak hadi tak. Gel yüzü gene bak çok tatlı bak şimdi gel. Abi ver dalgayı. Çok fazla verdim. Hiçbir değişim vesaire olmadı. İkinci testimize geçiyoruz arkadaşlar. Sizi şu tarafa doğru hemen alalım. Bir oturalım. Oturalım sen, lütfen. Sen hissetmedin mi? Hiç konuşmak istemiyorum. Abi! Pardon. Çıkar onu. Oğlum ben çıktı diye yanlışlıkla bastım lan. Ver. Pardon. Çıkar abi. Çıkar bak basıyorum hemen abi. Çıkarım ben vallahi basacağım. Tamam pardon oğlum, ya. Çok kötü. Özür dilerim ulan yine linç yiyeceğiz. Tamam. Abi bu kaçtı? En son 100 müydü bu? 100 bu son seviye. Oğlum darbeyi oh vermiş delimizin divanemizin. Tor mu oğlum? Tor. Şimdiki testimizin konusu telepati. İkiniz de telepati kelimesi anlamını bilmiyormuş gibi baktığınız için bir açıklama yapayım. Çok kardeşim. İkizler. Abi anladık ya. Şey, iletişim.
Tamam, genel. Mistik iletişim. Evet. Bu testimizi şu yaşanmış olaylardan yola çıkarak biz hazırladık. Amerika'da doğum esnasında ayrılarak birbirini hiç görmeden büyüyen tek yumurta ikizlerine evlat edinildikleri aileleri tarafından birbirlerinden habersiz Jim ismi verilmiş. Allah. Çocuklar sahiplendikleri köpeklerine Toy ismini vermişler. İkisi de iki kere evlilik geçirmiş. İkisinin de ilk eşlerinin isimleri Linda'ymış. Son olarak her ikisi de oğlu için Alan ismini seçmişler. Ne zevksiz adamlar. Herhalde bir şey çok çirkin. Arkadaşlar burada bu kadar bir hikaye anlattım. Bunu mu çıkardık zevksiz adamlar diye ya? Yazar Burak Tatlıcı. İnsan biraz bir şaşırır, bir şey olur yok, ya. Şey yani. Yok. Asparagas altına da Burak Tatlıcı yazdı. Değil oğlum, bunun belgeseli var. Belgeseli. Belgesel Netflix'te. İşte bilmiyorum. Arkadaşlar izleyicilerimiz için de hemen söyleyeyim. Sırayla farklı kategorilerden bazı kartlar ve nesneler vereceğiz. Sizden aynı kartları ve nesneleri seçmeye çalışmanızı isteyeceğim. Önce iki seçenekle başlayacağız. Bir gittikçe seçenek sayısı artacak. Yani tamam. Bilme şansınız daha azalacak. Tamam. Hemen ilk kartlarımız geliyor dostlar. Şimdi biz bakmadan mı seçeceğiz? Önce arkadaşlar gözlerinizi bir kapatın. Kapattım. Şu anda önümüzde iki tane sayı var. 34 ve 51. Kesinlikle aynı seçeriz. Çok eminim. Emin misin? Gerçekten mi? Tabii ki de. Yani sen değil misin? Yolda enerji kardeşim. Yolda kardeşim. Seçtim. Seçtin mi? Evet. Sen de mi seçtin? Evet. Üçe kadar sayacağım. Tamam. Birbirinize göstereceksiniz kartları. Bir, iki, üç. Ya Allah belanı versin. Sana dedim ki 51 dedim. 34 dedim. Arkadaşlar %50 şansınız vardı ya. Gösterelim. Oğlum ya. Bunu seçmen lazımdı. İstanbul'da o zaman bunu seçmeyeceğim. Herkes bunu seçerdi. Trabzon olsaydı seçerdi. Ya arkadaşlar bu kadar. Ya ne? Bak dedim. Ama neden? Çünkü normalde tek tek sayı seviyoruz. Hayır, seviyoruz şimdi. Evet. 34 İstanbul'u böyle anlamda. Hani hayatta 51... çift sayı seçmem. Biliyorum. Ama o da seçmez sanıyorum. Ama İstanbul diye seçtim. Arkadaşlar %50 ihtimal vardı bilmeniz için. 34 ne oğlum? Sen İstanbul'dan nefret edersin. Sen ne İstanbul'u seçiyorsun ki? 50 ne oldu? Niğde mi oluyordu? Nevşehir Niğde aynen. Nevşehir 50. Plakamız belli, mekanımız 50. Nevşehir. O Nevşehir. 51 Niğde işte. Ay. 52. Ben niye kokladım ki bunu? 53 Rize miydi? Bu ne bu? Erik mi? Erik dağda gevrek de. Oğlum şey o. Ceviz. Açılmamış ceviz. Şu anda önümüzde Hindistan cevizi ve çarkıfelek meyvesi var. Hani bilerek çok fazla yiyemeyeceğiniz tarzda meyveler, tropik meyveler bulmaya çalıştık. Oğlum odaklan, iyi odaklan bak. Oğlum ben çoktan seçtim hadi ya. Harbi mi? Evet ben seçtim. Evet hazır mıyız? Abi gördüm. Bir. Kaldıralım artık. Evet. İki, üç. Gösterelim. Mal herif. Gördün. Çarpık. Körgüsüz köpek. Hayatında kaç kere çarkı bırak meyvesi gördün önünde. Alsana şu. Seçti. Gösterelim. Yani göstermeyin. Daha. İndirin. Ben görmedim. Utku ne seçmişti? Zaten... Gösterin çok ya, gösterin. Çok heyecanlandım ya, dur. Evet, ikiniz de tamam. Arkadaşlar çarkıfelek. Avokado çekirdeği. Çarkıfelek. Ben bunu şey, mürdüm eriği zannettim ya. Bu gerçek mi? Kaldırabilirsiniz gösteri. Abi siz... Bu kadar benzeyip benzeme. Neden? Çarkıfelek severim. Tadını sevmiyorum. Çok yani. Ha öyle mi? Evet. Sen ikiz telepatisi gör. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Namet amca. Önümüzde tavşan var, sincap var, kaplan var ve son olarak bir kartımız daha var. Evet abi çok... Dördüncü hayvan adını bana sorar mısınız? Oraya ornitorenk beni. Ornitorenk beni aynen. Aferin. Böyle. Sen beni düşünme. Niye? O beni düşünürse bir şey seçecek, ben onu düşünürsem bir şey seçeceğim. O yüzden olmaz. Ben eğer onu düşünürsem bunu seçeceğim, o beni düşünürse bunu seçecek. Bence hiç seçmeye de gerek yok. Nereden biliyorsunuz abi bunu? Tamam bence. Bildim. Evet. Tamam ben seçtim, diğerlerini bırakıyorum. Bırak. 4'te 1'e devam. İnan. O da şey olmasın diye hani. Sen kendin için seç. Ben içimden gelen güzel bir şey seçtim ya. Çevirelim mi? 3, 2, 1. Çevirelim. Aha, evet. Helal olsun. Bravo. Seçtim ben. Konsantre oluyoruz. Seçtim dur bir ben. Hissettim ya valla. Daha çocuk seçmeni nereye hissettim? Abi, tamam. Bak tamam. Aynıdır muhtemelen. Aynıdır. Evet. 3, 2,
Bir gösterelim. Allah belanı olsun size. O kadar. Nahmet amca dedim bak. Koyduğu andını bak ses kaydı alıyor bu makine. Nahmet amcama benziyor. Kanka ama ornitorenk dedik o kadar ya. 5 kart gelecek. Bu 5'i de şehir kartları. Önümüzde Paris, Berlin, New York, Londra ve Yozgat var arkadaşlar. Güzelmiş. Evet abi. Üçünü gösterelim mi? Bir. Dur. Abi bak gösteririm. Oğlum bak birbirimizi tüyo verip mi yaptın abi, şu yok, an? Abi yok. Seçeceğim çok belli. Beni de belli. Abi bak göstereyim. Bak ben de seçeyim göstereyim sana burada bak abi. Bak aynı anda göstereyim. Hiçbir şey göster bakayım. İkiniz de bunu mu seçeceksiniz? Evet. Tamam ben onları alıyorum. Ama Yozgat. Abi Yozgat. Abi Yozgat. Yozgat. Yozgat bu kart bırak, Yozgat. Bırak. Abi ya. Ben seçtim. Seçeyim mi? Evet seçelim. Seçmediklerinizi bırakın. 2-1 çevirelim. Dedim ve kesin bunu seçerdim. Bir hayal kırıklığı, bir hüzün. Şimdi ben Utku'nun biz kardeş seçimi... miyiz? Bunları sorguluyorlar. Tamam hisle seçeceğim. Ya. Tamam. 1, 2, 3. Hayır mı? Olmadı mı? Hayır abi o kadar emindiniz ki kendinizden. Tamam olmadı. Evet hazırız. Hadi bakalım. Hayır aynı değil değil mi? Hisle yaptım. Ben de. Hayır. Birbirinize yani. Gösterebilirsiniz dostlar. Aa. Niye? Niye? Ya ne alakası var kardeşim? Paris ne? Aşıklar olsun aşıklar şehrini seçiyorsun. Özgürlük ülkesi var burada ya. Abi ne var? Ne alakası var? Londra burada var. Ben dedim New York'ta sen Avrupa'yı sevmiyorum diyordun ya. Avrupa halkları seni sevmiyormuş falan. Of. Oğlum siz yani birbirinizle anlaşamıyorsunuz. Hani işin mantığından çok çıktık yani anladın mı? Hani böyle bir abi bir şey ister bir şey yaparız falan kavgaya falan dönüştü yani olay anladın mı? Biraz da kardeşim sen haklısın. Koskoca Paris var şurada yani. Ne işin var benim? Aga sen şimdi... Bu arada özgürlük heykeli Osmanlı'nın olduğunu biliyor muydun? Neyse. Biliyorum. Devam et. Devam et. Tadım testi. Yenir omega 5. Ama ne geleceğine bağlı. Doğru. Ne yenir? Bazı yiyecekler getireceğim. Ve sizler bunların tadına bakarken ikinizden de hangi tadı algıladığını 3 tane zaten ihtimal var. Bir taneniz tadarken diğeri de karşıdakinin gözleri kapalı olacak, kulakları kapalı olacak. Yani dış dünyaya bağlantısını tamamen kesiyor olacağız. Tatlı mı, ekşi mi yoksa acı mı yediğini tahmin etmeye çalışacak. Tamam. Olayımız bu kadar basit. Okey miyiz? Anlaştık. Güveniyor musunuz kendinize? Evet. Hayır. Yani... Ya bunda bari ortak bir cevap verin kardeşim. Ben mesela şöyle çok acıysa sallarım falan. Ayağıma dokun şöyle ya. Surat ifadesinden mi anlayacağım? Mimiklerimi iyi okuyayım. Hayır hayır gözlerini kapatacaksın. Aa, tamamen. O, yani senin şu an dış dünyaya bütün bağlantını keseceğiz. Sen şu an onun yaşadığı tadı tahmin etmeye bulmaya çalışacaksın. Tamam. Dayı bak ben sana hiç güvenmiyorum ha. Abi çok güzel oynuyor şimdi. Şahan. Abi bir şey soracağım bu kadar sesin gitmesin. Oğlum bak çocuğa söz verdim yapmayacaksın diye yapma. Söz verdim. Abi. Tamam. Vursan ona. Bir daha. Vur ona. Tamam al. Mutlu oldun mu? He? Aysin'cim. Senden ricam önüne gelen her şeyi tek bir seferde yemen. Ne olduğunu spoiler olarak söylemiyorsun. Şimdi bak acı var, tatlı var, ekşi var. Aynı şeyden 2-3 kere de getirebiliriz belki. Hepsi tatlı da olabilir. Tamam. Abi 3'te 0. Mı? Normalde bunu tercih etmem. Ama hepsi olur. Yani bunun hepsi olur. Tercihim değil. Şey ya sen de anlamasın diye böyle şifreli konuşuyorsun. Ne oldu ya böyle? Anladım. Anladım. Kazandın kız. Ekşi. Ya biz gerçekten olmamışız. Oğlum kendim çok pasif, aktif, pus bir şey hissettim ya. Hepsini ye, aynı anda ye. O ama ağzında çok olacak ya. O onu anca öyle hisseder yani. O bir, o fazla, heh. Şu anda Burak, yani şöyle söyleyeyim hayvan gibi tırnak içinde bir şeyden yedi. Bayağı bir yedi yani. Abi bu eşek bir şey yediyse tatlı yemiştir bu. Şimdi bu acı olsa duramaz. Hissetmiyorum da hissediyorum yani. Şey diye, hani bu arada evet öyle çıkarım yapma. Direkt abi söyle şu an. Tamam ya ekşiyordur bu. O niye bu diye hitap etmemiş. Bu var ya anca ekşiyordur diye. Utku ekşiyordur. Ekşi yemiş olabilir diyorsun. Evet gözünü açabilirsin.
Evet, yine arkadaşlar şaşırmadık. Bir de sıfırla başlıyoruz. Ne yedin? Tuzlu mu yedin? Tatlı yedim. Tatlı yedi. Turşu diyecektim. Turşu da çok seviyorum ama. Bence bir tane bilmiyorum. Benim ağzımız tatlansın. Gözün açabilirsin. Tatlı yediği bırak, tatlıdan gram bırak. Oğlum ne yapıyorsun? Ne oldu da bakıyorum tadı merak et. Ana baklava çikolata yemiş. Baklava çikolata yedi. Oho. Ne oldu oğlum, sen niye şaşırdın? Evet, güzel. Birle birle başladık. Güzel. Oo, helal olsun aslında kardeşim aslında sana. O zaman imkanı evet, bir şey bilmiyorum. Tamam mı? Bekle bekle. Keyif alıyor herhalde şu an. Ne olduğunu biliyor musun? Haha. Üstündeki not. Şaho! Şahan! Gerizekalı. Tamam abi. Oğlum beni duyuyorsun, bilerek mi yapmıyorsun? Hala cevap... Alo! Oğlum senle konuşuyorum. Ha tamam, bak çıkardım tıkacımı. Indianapolis neresi abi? Amerika'da bir yer. Aynen, USA abi, genel kültürüne hayran kaldım yalnız. Tek seferde bildim valla. Tadı biraz garipleşti. Konuşma. En başta daha güzeldi. Belli de yüzümüz ne girdi yani. Söyleyeyim mi? Ama söylenmiyor. Sen bizi ne kadar duyuyorsun ya? Ben söylemedim. Sen de bir şeyler dedin de ben de dedim. Bir şeyler yaptık biz burada ya. Allah kahretmesin. Duydun mu? Evet, Asya gözlerini açmadan tahminini yapabilirsin. Acı. Yine mi bilemedim ya? Gözlerini açabilirsin. Yine mi bilemedim? Abi siz beni mi trollüyorsunuz ya? Özellikle gibi gerçekten. Bayağı ekşi. Oğlum ben böyle bir şeyin varlığına inanmıyorum ya. Oğlum var var, bak şimdi bak. Abi ne yiyor bu, limonlu pop kek mi? Hayır hayır. Ne alakalı lan? Ne alakalı? Şunu da koyayım. Tamam, üçünü. Let. Abi ben yalnız bunun üçünü yersem çok fena olur. Hiçbir şey olmaz abi, sen yap. Yok abi, bul. Bul sana! Ha? Ne dedin oğlum? Abi bu... Şahan, tahminini alayım. Gözünü açma. Bak, sadece sana bakıyorum, yer mi? Acı mı, ekşi mi, tatlı mı? Ekşi. Yıllardır bir arada yaşadığın kardeşin, tamam, canından çok sevdiğin bu insan tatlı mı, ekşi mi, acı mı yiyor? Söyleyeyim mi? İşte sor, evet söyle. Ekşi. Ekşi yiyor diyorsun. Evet. Öyle mi hissettin? Evet. Gözünü açabilirsin. Açayım mı? Ve doğru cevaptı Utkan, bravo. Yiyorsana ben. Yiyeyim. Toxic Waste arkadaşlar, dünyanın en ekşi şekerlerinden bir tanesi olarak gözüküyor. Bu ne? Arkadaşlar bu dünyanın en ekşi şekerlerinden birisi olan bir Toxic Waste. Tabii ki. Aç ağzını aç. Ver onu. Onu da aç, onu da ver. Oğlum ne yapıyorsun sen? Niye böyle yediriyorsun? Çok tatlıymış. Tatlı mıymış? Hı. Koy, bak, bak. Çap çap çap. Ağzını artık şıpırdatma ve... İkili ikiyle gidiyoruz. Sonuncuya geçiyoruz. Tatlı olabilir. Ekşi olabilir. Acı olabilir. Önceki yediklerinden bir tanesi de olabilir. Yani hı-hı, ekşi ve tatlı da olabilir. Hiç denemediği acı da gelebilir. Evet. Üçü beraber de olabilir dostlar. Tamam. Tamam biz? Tamam. Biraz zorlaştırdık işi diyelim. Macera dolu Amerika. Ben taktım. Allah size mutluluklar. Ben sizden bağımı kestim. Önüne geldi. Ben burada sana bir yardımcı olacağım. Kokusu gidecek şimdi oğlum. Bir şey olmaz. Eline burnunu kapatsana. Eline burnunu şu kapat an... abi, anla. Kapat ama iyice tamam, kapat. Tamam, kapattım. Bu kaç bin mülü mülü mülü? Bir an burnumu kapatınca nefes almayı unuttum. Bir şey mi bu? Çok yapma sakın. Lütfen. Çok da kötü değil bu arada da. Direkt etki etti. Daha çok al. Peki şey olabilir mi? Mesela acı tatlı ekşi değil de atıyorum acı ekşi veya acı tatlı. Veya işte ekşi tatlı. Ha, üçü birden olabilir. Ha, üç, ya üçü, hı-hı, ya da hepsi sadece bir tane. Birer birer, evet.
Oğlum benim K9 yeteneklerimi niye aldınız benden ya? Dur öyle dur, kıpırdama. Tamam, K9 yeteneklerim. Konuşamam. İğrenç. Abi sesimi ototon yapmış gibi oldum değil mi? Şşş. Oğlum sen ne yapıyorsun? Lan ya, dur. Yemeyeceğiz mi? Oğlum bir tane yediye verdim, sen ne yapıyorsun? Ben rapçi olabilirim şu an. Bunu niye durdurmadı ki? Abi ne bileyim, bir izleyeyim dedim, ne yapıyorsun? Anlayamadım. Sağ ol. Abi çok kötü değil mi? Hiç mutlaka. Abi benim boğazım yandı. Siz bunu acı bir şey mi getirdiniz? İlk önce ekşi yedirip sonra acıyı içirtip sonra da tatlı yedirttiğini düşünüyorum. Ama ben yine acı demek istiyorum. Peki Utku şu anda acı iyi olsa ne durumda olurdu? Bir kere acı yiyorsa kesin terlemiştir. Evet, gözlerimizi açabiliriz, kulaklarımızı açabiliriz. Tamam. Kesin acı yedi bu anda. Nefesinden anladım. Evet. Anladım. Abi bu abi bu niye şey gibi ses çıkarıyor? Ne gibi söyle. Abi çok terbiyesizce bir şeydi. Boş ver. Tamam söyleme. Abi bu şu an yoğurt yiyor değil mi? Bayağı patır patır yoğurt yiyor bu şu an. Abi bunu anlamasın. Tamam bu dövelim. Anlaşıldı. Vallahi bu anlaşıldı. Değil mi? Meyveli yoğurt. Oh ne güzel kokuyor. Tamam ne yedi? Acıdır acı. Evet gözünü açabilirsin. Seri dök seri dök ama çok hızlı ol, çok hızlı. Benim gibi ol. Bak. Devam korkma. Tamam dur. Oy. Öyle mi yardım? Nasıl bir acı seviyesi var? Bir şey soracağım. Bunun çıkışı var mı? Var. Ne? Var. Çünkü çok fena. Yani şöyle söyleyeyim. Duşa girin abi. Oradan su tutun oraya. O anda yapmaya çalışın. Anca öyle yani. Çok iğrenç bir örnekti ya. Peki biz niye? Hayır işin türü tarafı böyle... Hani sizi hayal ederek bir de bunu ben söyledik ya. Ben de seni hayal ederek kafamda canlandırdım. Yok sen beni niye hayal ediyorsun abi? Ben konuyu, sana dedim bunu böyle yap diye. Elini kolunu gösteriyorsun ya o sırada. İşin garibi bir de bizim banyoda hayal ettim Burak abi. Arkadaşlar tam bir hayal kırıklığı. Tam bir fiyasko. Hiç beklemiyordum. Şey, evet siz de bence beklemiyordunuz. Bayağı evet. Yani kendime güveniyordum. Sen de güveniyordun bence. Evet. Üzüldüm. Buraya gelirken şey dediniz mi? Biz kesin böyle evet. Hissederiz bir şey yaparız kesin, falan. Evet. Bence her şeyi bilirim diye düşünüyordum. Bence. Yani ikiz olduğun için aslında çocukluktan beri onunla birlikte vakit geçiriyorsun. Yani bir insanın aslında yaptığı empatinin daha fazlasını yapabiliyorsun. O da biraz duygusal olarak. Bütün... Yani hissedebilirsen. Bütünü aynen. Görebiliyorsun. İkiz olduğun için ve küçüklükten beri. İlemden haberin oluyor ya aynen. Da bir şey diyebiliyorsun. Ama böyle değil ya. Yani şöyle. Ya biz zaten işin biraz eğlencesindeyiz aynen. Tabii de burada. Aynen. Yani evet. Tamamıyla aslında empati yapabiliyorsun ama bunu daha fazla yapabiliyorsun karşılıklı olarak. Hem tanıştığımıza çok memnun oldum. Hem geldiğiniz için gerçekten çok çok teşekkür ederim. Teşekkür biraz ederim. Böyle bir çirkin bir bölüm oldu. Hani acı verdik vesaire. Özür diliyorum çok sizlerden eğlendim. De. Ben çok eğlendim. Güzeldi, keyifliydi yani. Birbirinizi ne kadar tanımadınız, birbirinizden ne kadar uzak olduğunuzu da bugün öğrenmiş olduk. Sizi tanıdığıma da ayrıca çok memnun oldum. Ben de bir şey için Cüneyt Arkın'a çok teşekkür ediyorum. Bunu Türkiye'ye kazandırıp bizi buraya kadar sürüklediği için. Çok saçma oldu değil mi? Boş abla. Olsun be kardeşim valla alıştım. Olsun seni tanıdım ya ben sana ya. Yürüyecektim ya. Bana bir şey diyeceğim ben sana yürüyecektim ama. Öyle yürüyecektim derken hani. Oğlum neler diyorsun neler ne oluyor senin kafan mı güzel oldu? Farklı konseptler. Seni tanıdığıma şükrediyorum. Yok oğlum bayağı yanlış. Kanka bu. Abi kes.